Bursa sohbeti e, yarın değil öbür gece cumartesi onu akşam namazını takip yapıyoruz çünkü neden? Ertesi gün pazar değil mi? Cumartesi pazara bağladığı için şimdi sizin gibi yapmayalım çünkü burada yarın sizin işiniz var. Onun için orayı akşam namazını takip 21.15'te 9. çeyrek gece e, yapılacak. Yalnız e, Bursa sohbeti yeniden canlı başladı inşallah. Lale Gül'den ee, hem radyodan hem televizyondan canlı verilecek inşallah. Zaten hanımların en geniş yeri orası. Yayla gibi. Kadınlara, erkeklere bütün vilayetlerden gelenlere Allah külliyemizi mamur eylesin. Ee, öbür külliyemizi de iade eylesin. Bursa da hakikaten çok feyizli sohbetler oluyor. Gelebilen gelir, etraftan birbirini hem arif yapsınlar, davet tebliğ yapsınlar, teşvik yapsınlar. Çünkü Bursa'nın içinde bu kadar insanlar var. Onlar orada yakınlar birbirine sohbete ayak atan, adım atan, gelen cemaatle namaz bunun çok fazileti var. Ama gelemeyenler tabi dinleyebilirler. Ama o civarda olanlar da gelmeye, göndermeye, getirmeye, refakat etmeye, efendim, emri bil maruf niyetiyle gayret etsinler. Orada bir kelime duyar, namaza başlar. Ölene kadar sevabına ortak olur. Kadının biri tesettüre girer, ölene kadar sevabına getiren ortak olur. Bunlar büyük manevi şirketlerdir. Yani bu kadar senedir bunca insan hidayetine vesile olurken bu neyle oldu? Sizin birbirinizi davetiyle, tebliğiyle, duyurmasıyla, getirmesiyle oldu. O külliyede yani birkaç bin kişi, belki on bin, on beş kişi gelmesine sebep olanlar var. Otobüs tutuyorlardı, minibüs tutuyorlar, taksisine adam alıyorlardı. He orada biraz uzak kalıyordu, o zaman da şehir dışıydı. Yani otobüs, otobüs, otobüs. Yüzlerce otobüs geldiği var, yüzlerce bunlar neyle olur? Kul kula sebeptir. Biri öne geçer, biri tutar, öbürüne davet eder. Para veremeyene ya ve sen verme ben seni yerine veririm. Ne olacak? İşte birkaç kuruştan yeter ki gel bir sohbet dinle şeklinde. Onun için Bursa sohbetinde o civarda olanlar da emri bil maruf niyetiyle birbirini teşvik etsinler.